Hepinize hoş geldiniz diyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, bu bölümleri erkenden izleyebilmek için katıl üyesi olmayı ve eğer beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün birazcık çetrefilli işlerimiz var. Öncelikle bu bölgede şimdi benim gibi o bir tane öldürmediğimiz vardı ya, gidip yanından almadığımız, normalde School Lantern yani kafatası fenerini almamız gerekiyordu ama ben alamadım. Bunun için de oyun tabii ki buraya geldiğinizde bir şey düşünmüş. Halbuki burada etrafı aydınlatmak için farklı seçenekleriniz var ama oyunun farklı alanlarına gitmeniz gerekiyor bunları yapabilmek için. Biz şu anda elimizde fener yokken bir fener edinebiliriz, eğer almadıysanız benim gibi. Bunun da yolu burada bırakılan taşları düzgün bir şekilde takip etmek. Kalkanınız her zaman önde olsun. Düşebilirsiniz. Ben hatta şunu öneririm. Save kaydınızı alın. Çünkü bayağı uzak bir yerden buraya geri dönmek zorundasınız. Burada bir kayıt alın. Ölürseniz kaydı geri yükleyip buraya devam edin. Çünkü hakikaten çok saçma sapan uzunlukta bir yolu geliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz bir önceki bölümün ne kadar tuhaf bir yer olduğunu. Bakın böyle ilerliyorsunuz. Bu ışıkları takip ederek yolunuzu bulabilirsiniz. Bak. Karşıda iki tane çift göz parlıyor. O bir iskeletor. Görmüş olduğunuz üzere. Ve amacı bizi yıkıp geçmek. Bırakın gelsin. Dediğim gibi gardınızı düzgün tutmak her zaman önemli. Bakın etrafınıza, nereye gidebiliyorsunuz. Burası geldiğimiz yön. Bakın burada bir yol var gibi görünüyor. Ama attığınız adıma bayağı dikkat edin. Bakın gidiyoruz. Geldik. Burada bir tane daha yol var. Sonra bir tane daha var. Ve sıkıntılı bir bölgedeyiz şimdi. Neden? Çünkü iki tane devasa iskeletor bize saldırıyor arkadaşlar. Bu iki devasa iskeletordan biri aşağı düşerek Hakk'ı rahmetine kavuşuyor. Bize de açık alan bırakıyor. İlerliyoruz. Yavaş ilerleyin. Bir kere daha ineceğiz. Ve evet. Patches'ın yanına geldik. Aa, yine sen misin? İyi. Harika bir zamanda geldin diyor. Aşağıda harika bir hazine var diyor. Ben ilk buldum ama yani sen bir kleriksin değil mi? Sana bunların hepsini mecburum falan. Sen yapabilirsin diyor. Şimdi arkadaşlar ben bir şey kontrol ettim. Patches'a bir hata yaptığımdan dolayı Patches şimdi beni aşağı atacak ama ne yaparsam yapayım düşman olacak. Ben bir önceki bölümde o yüzden bir düzeltme yapacağım. Oraya da ara koyacağım. Böylece oyuncular hani orada seçmeleri gereken seçeneğin ne olduğunu bilecekler. Ben genelde pek questline'ını Patches'ın sallamadığımdan 3. oyuna kadar orada sallama kafamdan bir cevap verdim. Ama kötüydü. Buraya atmasının bu arada güzel bir yanı var. Çünkü bize School Lantern veriyor. Bakın, bakın şimdi. School Lantern, gel bakalım. Gel bakalım. İşte benim o düşüremediğim, hata yaptığım şey buydu işte arkadaşlar. Şimdi burada ilerliyorsunuz ya bak. Bunlar geldi. Bunlar normalde korumaları bizim ablanın. Ablanın korumaları bunlar ama holova dönüştüler. O yüzden bunları öldürmeniz gerekiyor. Böyle Wrath of God falan bir şeyler yapıp duruyorlar. Gidin öldürün bunları. Bunlar bir şey değil. İki vuruşa gidiyorlar. Eğer benim gibi güzel kastıysanız silahınızı. Ha, bir şey yok yani bunlarda. Şimdi
Bir etrafta bir dolanacağız. Şeyi bulmam lazım. Ablayı bulmam lazım. Buradasın ablacığım. Şimdi bize replenishment verdi. Ve bakın, Nito'ya falan gitmeye çalışmayın buradan. Çünkü burada dolaşırsanız Petrus'u öldürmediğimiz için, Petrus hain, Petrus gelip bunu öldürecek. Eğer Petrus'u daha önceden öldürdüyseniz, erken davrandıysanız farklı zaten olaylar gelişiyor. Bunun gitmesi lazım buradan. Bunun gitmesi için de yapacağınız şey belli. Şimdi şöyle bir yukarı doğru gideceğim ben. Şuradan eşyamı alacağım. White Titanic Chunk. White Titanic Chunk'ı aldıktan sonra da yepyeni bir düşman türü spawn olacak. Bunlardan bol bol göreceğiz Katakomb'da. Daha doğrusu Tomb of Giant'ta. İki elle saldırırsanız anında ölüyorlar. Pek dert edilecek yanları yok. Ablayla bir daha konuşalım. Dümdüz ilerliyoruz biz. Zaten farkındaysanız School Lantern bize yolu gösteriyor. Burada mini bir tuzak var. Bayağı var bu heriflerden ama siz ilk başta böyle çok göremiyorsunuz. O yüzden önce bir etrafı aydınlatın. Orada kalan vaktinizde bu amcaları öldürün. Yukarı çıktığımda muhtemelen %99 gibi bir ihtimalle Patches bana saldıracak. Ne dersem yapayım, ne yaparsam yapayım. Ne yazık ki orada yaptığım hatadan dolayı. Ama ilk olarak bunu düşünmenize gerek yok. İlk olarak düşünmeniz gereken şey şuraya gelip bonfire'ı yakmak ve seviye almak olmalı. Confirm diyelim. Şuradan yukarı çıkacağız. Aynı zamanda yolumuz da yine bu tarafta. Ha, geliyor. Ne yaparsanız yapın, Patches size düşman oluyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü biz yanlışlıkla Clary'iz dedik muhtemelen ona. O yüzden kendisi ne yazık ki ölmeyi seçiyor. Yapacak bir şey yok. 4 tane Humanity verdi. Crescent Axe verdi. Şimdi canlar. Bonfire'a ben geri döneyim. Bir daha yukarı çıkmakla uğraşamam. Dediğim gibi hani siz benim yaptığımı yapmayıp bu arkadaşı öldürmeyin. Çünkü eşya satacak bir merchant'a dönüşüyor. Her ne kadar hani benim işime yaramayacak olsa da, yani sonuçta herkes benle aynı şekilde oynamıyor. Benle aynı build'i yapmıyor. Benle aynı eşyalara ihtiyaç duymuyor. Yararlı bir satıcı olacaktır sizin için. Efendim ya. Ben can almam Emin. Topuğa sıkarım. Teşekkür ederiz bilgilendirmen için. Neden? Evet, Patches'ı öldürdüğümüz yere geldik. Buradan dümdüz devam ediyoruz. Zaten gördüğünüz gibi School Lantern da bize yolu gösteriyor. Ve ilk şerefsiz de burada karşılaşıyoruz. Bayağı uyuz bir yaratık. Şimdi amacımız arkadaşlar yüzüğü almak. Yani buradaki amacımız yüzüğü almak. Şurayı geçtikten sonra aşağıda bonfire var. Bonfire ister gidin ister gitmeyin. Olayımız yüzük almak burada. Bir de ne var burada biliyor musunuz? Bir sürpriz var. Bu. Asıl sürprizi bölgenin bu. Sizi bayağı bir takip ediyor bu arkadaş. Bayağı bir hem de. Şey yapmayın. Rahat olun. Bırakın peşinizden gelsin.
Bırakın gelsin. Geliyor mu? Aha geliyor, tamam. Peki neden buraya çekiyorum? Çünkü en azından bir alanım olsun onunla kapışmak için. Hemen staminamız da olsun. Of, öleceğiz galiba. Tamam. Güzel oldu. Oha, Black Knight Halberd düştü. Ay şaka gibi. Burası zaten geldiğimiz yolun biliyorsunuz tam tersi. Şimdi gidin bir daha dinlenin. Black'ten zaten geri gelmeyecek. Yüzüğü alana kadar biraz temkinli oynayalım. Ondan sonra zaten ışınlanıp gideceğiz bölgeden. Bizim burada böyle çok şu anlık uzun böyle saçma sapan işlerimiz yok bizim burada. Kısa günün kârı oldu Black Knight Halberd'da. Dümdüz ilerliyorum. Bakın şurada da var bir tane. Bir tane de burada var. Bir tane burada vardı. Ne oldu? Ha, o oymuş o. Tamam. Şimdi şunu aldıktan sonra aşağı atlıyorsunuz ve şuradan ilerliyorsunuz. Sonra bunu alıp buradan kaçmamız lazım. Yani kaçmıyorsak bile bu amcaları öldürmemiz lazım arkadaşlar. Ben tabii ki kaçmayı seçeceğim. Hiç uğraşamam, hiç. Ben yüzüğümü aldım. Evet arkadaşlar, yüzüğümüzü aldık artık. Bir de üstüne şey olsaydı tabii daha da güzel olurdu. Bunun üzerine bir de şeyi alabilmiş olsaydık. O mimik kapalı çıksaydı daha da iyi olurdu ama hani çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar burada artık warp diyoruz. Peki nereye gidiyoruz? Sunlight Altar değil, Anor değil, Chamber of Princess değil, Darkmoon Tomb değil, Dollar of Depths değil, Undead Parish. Undead Parish en yakın olabilir bize. Evet. Hadi gidelim bakalım. Elbette burada bir kovenanta katılarak bölgedeki düşmanların artık dikkatini çekmiyorsunuz. Öyle bir ihtimaliniz de var ama hani biz tabii ki o kadar da şey değiliz. Bunu Kindle'lamıştım ben diye hatırlıyorum. Şimdi gidelim. Dümdüz devam edelim. Eşyalarımı kontrol edeceğim. Crest of Artorias'ım var mı diye. Bak, Crest of Artorias'ım yok. Crest of Artorias'a ihtiyacım var. O zaman Demirci amcamıza geri dönüyorum. Purchase item diyorum. Bakın Crest of Arthoras 20 bin ruh. 20 bin ruhu toplayıp veya patlatıp bu abiyle konuşuyorsunuz. Andre ile öyle konuşuyorsunuz. Yani öyle kafanıza göre yapmıyorsunuz. Yoksa da kasacaksınız. Yapacak bir şey yok. 5 bin sen verdin. Bir tane patlatsam olurdu bunlar ama olsun. Çok kan yetmedi hakikaten. Bir tane de patlatalım.
Aldık mı Christopher Torres'i? Tamam. Şimdi yolumuza devam. Zaten yolumuz kısa. Buradaki düşmanlar da artık bize göre acayip güçsüz. Bölgemize gidince yüzüğümüzü takacağız. Keyfimize bakacağız açıkçası. Yani gördüğünüz gibi pek bize etki edebilecek seviyede değil düşmanlar. Aynı zamanda humanity'm benim yüksek şu an olduğu için bu abilerden de, ağaç abilerden de veya ablalardan da güzel güzel eşyalar düşebiliyor. Kafayı kuma gömmüş. Kafayı kuma gömersen öldürürler seni. Çok yaklaştık. Farm alanımız resmen burası. En rahat, en kolay burası yani. Ben öyle söyleyeyim size. Benim de en rahat gördüğüm. Yayınlarda falan da hep burada kastedim. Öncesinde de bunları buraları hep şey yapmak gerekiyor. Aslında buranın Kindle çok fazla yapmaya gerek yok. Zaten bir kere yapmıştık diye hatırlıyorum. Artık yükseltebiliyoruz ya daha fazla. Ama hız birazcık önemli olabilir bizim için. Şöyle yapalım. Serpentor'unki alalım. Böyle olunca ne olur? Olmaz. Yok illa şeyi de çıkart diyor bunu. Halen. En azından üzerimde bir giysi misi bir şey olsun demiştim ama. Ona bile izin vermiyor şu anki durum. Tamam yapacak bir şey yok, bu kadar da olsun. Fetrol atalım biraz ne olacak? Bakalım şimdi. Tamam, önemli değil o kadar. Açalım burayı. Taktık. Şimdi burada arkadaşlar NPC'ler var ve bu NPC'lerin hepsi respawn oluyor. İlk olarak bakın böyle geliyorlar, görüyor musunuz? Bunlarla ister uğraşın. Büyücüyle ben genelde uğraşmayı tercih ediyorum. Çünkü büyücü uzaktan saldırmayı tercih ediyor. Şimdi bir tane görünmez olan gelecek. Bakın hepsi peşimden gelmeye devam ediyor. Bir tane daha geldi burada. En sonunda bak şuradaki geliyor. Tamam. Şimdi koşmaya başlayın. Üzerinizi başınızı çıkartabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben bir sonraki round'a çıkartacağım zaten. Sonra geliyorsunuz. Hiç uğraşmadan şuraya gelip kalkanı açıyorsunuz. Oyundaki bir glitch'ten ve bug'dan dolayı bu abiler hiçbir zaman şeyden atlamıyorlar. Hani yanınıza doğru gelmiyorlar. Her zaman bakın buradan atlıyorlar bak. Ve her üstüne atladığında aşağı gidiyorlar. Bakın. Ve her biri 3600 veriyor. 6000 veriyor, bir şeyler veriyorlar yani. Bak gördünüz mü? 10.000 ruh oldu bir anda. Bu kadar. Sonra geliyorsunuz. Buraya oturuyorsunuz. Kalkın. Bu ilk başta gelen bir daha gelmiyordu sanırım. Ben şuraya takılmasam iyiydi de.
İlk olarak hayaletin yolunu gözleyin. Geliyor da zaten size doğru. Bırakın gelsin bu ikisi peşinize. Üçüncüsü de bir süre sonra sizi fark edecek. Sonra koşmaya başlayayım gene mekana. Ne kadar yavaş giderseniz adamları izleyerek aslında o kadar rahat ediyorsunuz. Daha açık bir alandan giderseniz yine daha rahat düşürebiliyorsunuz falan. Sonra gelin buraya. Bekleyin. Bazen uzun sürebiliyor gelmeleri. Biri gitti bile. Abi buradan atlayacaksınız buradan. Aa bak bazen de böyle geliyor işte. Böyle olduğunda kalkanı tutmaya devam et. Yani her türlü düşüyorlar, anladınız mı? Ama Covenant'a katılmayın. Covenant'a katıldığınızda bunlar size artık saldırmayı durduruyorlar. Biraz bir kere daha yapayım, bir kere daha görmüş olun. En kolay ruh kasma yöntemlerinden biri bu. Şimdi bir tanesini daha göstereceğim. O kadar kolay değil, birazcık emek sarf etmeniz gerekiyor. Bir de bu abi nereye atıyor ya? Tamam, bu gitti. Ha bu arada hiç bunlarla uğraşmayıp yeterince güçlü ya karakter. Direkt dalabilirsiniz de onu söyleyeyim. Hani yeterince güçlüyüz, herkese iki tane vuruyoruz ölüyor. Tek tek ben bunları hani kendime çekip öldürmekle uğraşmam diyorsanız vura vura da gidebilirsiniz. Sonra homeward bone yapıp geri dönersiniz veya normal yürüyerek geri dönersiniz. Sorun çözülür. Gel bakalım. Bayağı uçtu. Arada böyle şeyler yapabiliyorlar. Bakın bir tanesi gitmedi mesela. Gelmedi. Geri geri gidiyor. Geri geri gittiğinde ya kendinize çekin ya da direkt öldürün. Dediğim gibi hani birkaç vuruşta hepsi ölüyor zaten. Yani. Hasar vursa ne olur. Bu arkadaşlar bir yöntem. Bir diğer yöntemse warp demek. Ve Anor Londo'ya gitmek. Chamber of Princes veya Darkmoon Tomb da mantıklı. Aynen Darkmoon Tomb daha mantıklı. Bu arada yüzüğü taktığımızda Gwyndolin'i şu anda kesebiliyoruz. Ama uğraşmayacağım şu an onunla. Size özellikle bu bölümü farm'a ayırmak istedim. Bu yöntem birazcık daha zahmetli çünkü devleri keseceğiz. Birkaç farklı opsiyonu var devleri kesme yolları olarak. Onları da göstereceğim size zaten. İlla bunu yukarı çıkaracağız değil mi? Tamam. Aslında evet, Anor Londo bonfire'ı daha mantıklı olur o yüzden. Evet. Ben bunu aşağı çekeyim. Anor Londo'da işte oradaki şey, Firekeeper'ı öldürdüğümüz için orada biraz kasamıyoruz. Öyle bir durum da var. Ama onlar da güzel ruh veriyorlar yani. Şimdi bir dönelim. Ne yazık ki yani Dark Souls 2 ve Dark Souls 3 gibi böyle delicesine manyaklar gibi size ruh veren yerler yok. Yani onu söyleyeyim. Öyle deli gibi ruh kasabileceğiniz yerler bana göre yok. Yani siz buluyorsanız ne mutlu size ama bence yok. Dediğim gibi eğer Firekeeper'ı öldürmediyseniz Anor Londo'da yine kasabilirsiniz. Bir de Chamber of the Princess var. Chamber of Princess'a da böyle gidiyorsunuz. Orada da yaptığınız olay basit aslında. Aşağı ineceksiniz. Aşağıdaki iki tane devi kesip
geri dönüp devam edeceksiniz. Onu da göstereyim. Hatta kapının dışındaki iki devi de kesebilirsiniz falan. Hani dört tane dev kesip bölgeyi tamamlayıp biraz elinize ruh biriktirebilirsiniz. Onu da size göstermiş olayım yine. Tabii yukarıda bir tane Silver Knight var. Onu asla unutmayın. Gelsin. Genelde ben kalkanı bekliyorum. Ondan sonra vuruyorum. İki tane vurunca gidiyor zaten. Bunlardan bir de Titanic Chunk falan da düşüyor. Sonra gelin şu tarafa çıkın. Çünkü bakın diğeri de geliyor size doğru ya. Size doğru gelirken üstüne atlayın. Tek vuruşluk canımız kaldı ama kötü oldu. Neyse, yapacak bir şey yok. İçtik zaten hayat iksirini. O heal'lamak çalışırken kendini öldürün. Şimdi ben bir kere daha oynadığımda bu kapıyı açmamıştım bu arada. Orayı da açayım. Bu arada şey oluyor mu şöyle yapınca? Tamam, fetrol olmuyor hala. Bakın burada iki tane daha dev var. Bunları ister tek tek çekin. Şöyle. Bırakın tek tek gelsinler. Biri gitti. Diğeri de geliyor. Bunlar da kişi başı 1800 ruh veriyorlar bize arkadaşlar. Coventus Serpent Ring sayesinde içeridekiler daha fazla veriyor. Bir tur daha atalım. Herkes de rahat rahat görmüş olsun. Aslında basit. 5 tane düşman öldürüyorsunuz. Tabi ben kazma gibi Chamber of the Princess'te oturmadığım için sürekli beni bir önceki bonfire atıyor. Şimdi warp sistemi olmadan önce doğal olarak son oturduğunuz bonfire önemli oluyor ya. Buradaki mantık da o. Bir daha dönelim bölgeye. Burada tek sıkıntı asansörü beklemek bu arada. Ama diğeri bence daha kolay, daha zahmetsiz. Bu da daha şey, eğlenceli. Neden? Çünkü en azından bir şeyler yapıyorsunuz. Orada 3'ten 4 tane NPC'ni kesmekle uğraşmaktansa burada 2 tane dev kesiyorsunuz. Bakın her zamanki gibi gidiyorum. Tabi. R2 yapmaya çalışınca. Bırakın vursun. Bir şey olmaz. Hani delicesine saçma bir hareket yapmadığınız sürece sizi öldüremezler zaten. İyi de veriyor bu içeridekiler bu arada. 3600 veriyor. Sonra yukarı çıkın. Buradaki Silver Knight'a yeterince hızlı koşarsanız öldürürsünüz. Diğer dev gelirken de üzerine atlayın. Heal basmaya çalıştı. Öldürün gitsin. Az hiç Titan Chunk düşürmediler ya. Sonra buraya koşun. Temizlik yapıyoruz işte ya. Bölge temizliği. Şöyle gelin. Bu amcaya atı verin. Bunlar daha güçsüz devler. Bunlar iki vuruşa falan ölüyorlar. Bırakın gelsin. Bırakın gelsinler efendim. Ölebilirim. Çünkü kötü oynadım. Şimdi ikisi birden geldi. Ama biri gitti zaten. Diğeri de öldürelim. Öldü bu da.
Hiç de fena ruh kasmadık. Bakın iki tur attık. Gayet rahat ruh kastık. Yani diğeri dediğim gibi daha rahattır. Daha hızlı bir şekilde seviye atlayabiliyorsunuz orada. İster oradaki düşmanları öldüre öldüre gidin, isterseniz şey yapın. Ama o düşmanların dışındaki düşmanlara saldırmayın arkadaşlar. O 4 NPC sürekli olarak canlanıyor ve seviye kasmanızı sağlıyor. Boş bir vaktinizde seviye kasacağınız zaman gidin oraya kasın. Hani şu an çok gerekli mi? Bence artık çok gerekli değil. 70'e kadar çıkarsak yeter ki normal ilerleyişimize zaten seviyemizi rahat rahat 70 seviyesini 70'lere çıkartacağız. Elimizdeki silah zaten çok vuruyor. Ama ben farm yapacağım, karakterimi 80 level, 90 level falan yapmak istiyorum diyorsanız da bana göre en kolay iki yol bu. Farklı yollar varsa yine yapılabilecek rahat. Onları da söylerseniz arkadaşlar yorumlar kısmında çok sevinirim. Evet canlar, ben belli seviyede farmımı yaptım. Karakterimin olmasını istediğim seviyelere getirdim. Hani bundan sonrası artık hani kısa günün kârıdır. Öyle söyleyebiliriz. Hani bundan sonrasında karakteri kastığım nokta yani ne kadar kârsa olur. Çünkü 30 Vitality, 30 Endurance ve 40 Strength üzerinden ben kendim ilerledim. Elimdeki silahı da düşünerek. Bunun dışında bu bir tavsiyedir. İster yapın, ister yapmayın. Birazdan farklı farm şeyleri de göstereceğim size. Ashlake'e gideceğiz mesela. Ashlake'de farklı farmlar da yapacağız. Bunun için de Attunement'ı ben 12'ye kadar çektim. Böylece iki farklı büyü kullanabiliyorum. Eğer Dark Souls 1 ve 2 oynamadıysanız ve sadece 3'ü oynadıysanız burada büyü sistemi biraz farklı. Mesela Dark Souls 1'de Pyromancer oynamak istiyorsanız inanılmaz rahat. Çünkü sadece Attunement'ı yükselterek Pyromancer'ınızı kasabiliyorsunuz. Çünkü elinizdeki Pyromancer Flame ile alakalı ne kadar hasar vurduğunuz. Hemen Blightdown'daki Quelenna'yı ortaya çıkarmak. Hem kasmak istediğim zırh setini, Giant seti bu karaktere giydirmek istiyorum. O seti Twinkling Titanitlerini toplamak için Ashlake'e gideceğim. Sizi de bu macerada peşimde sürükleyeceğim. Karakterimiz zaten artık güçlü. Hani bu seviyeleri vermeden önce de güçlüydü zaten. 60 seviye civarında falandı. Şimdi gelin İlk önce bir Filing Shrine'a dönelim. Shrine'a döndüğümüzde arkadaşlar, şöyle gittiğimizde bakın bu sefer Attunement'ın benim yüksek olduğunda bir şey fark etmiyor. Intelligent eğer yüksek olsa konuşuyordu. Pardon, kusura bakmayın. Gene konuşmuyorlar. Eğer Intelligent'a da bir verirseniz bunlardan eşyaları satın alabilirsiniz. Yüzük müzik toplamak istiyorsanız Platin'e gidecekseniz gene hani gereken noktalardan biri. Şimdi biz Depths tarafında kurtardığımız Pyromancer abimize gideceğiz. Yes diyoruz. Ay, soruya yanlış da yes dedim ben. Neyse, önemli değil. Siz yes demeyin. Bir dakika. Dinleyin bir dakika. Bir dakika. Yes. Pyromancer Flame verdi. Fire Orb alabiliyorsunuz kendisinden. Ben şuradan bir Pyromancy listesini kontrol edeceğim bir kez daha. Equipment diyelim. Aynen, Fire Orb'la Great Fireball alacağım yanıma. En yukarıda zaten Fire Orb. Alalım. Modify Equipment artı 10'a getireceğiz. Çünkü Quelenna artı 10 olmadan elimizdeki bu Pyromancy Flame hiçbir şekilde bizimle muhatap olmuyor arkadaşlar. O yüzden farkındaysanız biraz ruh biriktirdim. Rahat rahat kasabilmek için. Baya baya yükseltebiliyorsunuz bu arada, onu da söyleyeyim.
Artı 10. Tamam. Şimdi artı 11, artı 15'e kadar gider bu. Bizim öyle bir şeye şu anlık ihtiyacımız yok. Pyromancy Flame'ı artı 10'a getirdikten sonra Framp'le halen konuşmuyoruz. Blightdown'a gideceğiz. Özlemişsinizdir Blightdown'u. Daughter of Chaos diyelim. Şöyle Bonfire'da bir oturuyoruz. Kendimizi güven alırız. Şimdi Koelana'nın yanına gideceğiz. Koelana adında bir adet büyü alacağız. Artık gördüğünüz üzere Pyromancy büyüleri atabiliyoruz. Bunu 15'e kadar istiyorsanız kasabilirsiniz bu arada. İnelim aşağıya. İnelim, inelim, inelim. Sonsuza kadar iniyoruz. Tabi bir şeyimiz yok ya şu an. Attunement atamadım. Pyromancy hakikaten eğlencelidir. Dediğim gibi sadece Attunement'ı yükseltmeniz Pyromancy büyüleri için yeterli oluyor. Ben tersten gittim. Hiç uyarmıyorsunuz. Bu arada bölgeden çıktığımızda Koelana baya yakınımızda olacak. Onu da söyleyeyim. Yeter ki bölgeden çıkalım. Buralara da gideceğiz. Buralarda Solaire'ı falan kurtarmamız gerekecek ama yani şu an değil. Şu an Solaire'ı kurtarmayacağız. Şu an biz daha çok arkadaşlar kendimizle ilgileniyoruz. Kendi karakterimizi kasmakla, onu geliştirmekle ilgileniyoruz. Umurumuzda da değil diğer şeyler. Şimdi bu yüzüğü çıkartalım. Havelzi takalım. Eşleğe gittiğimizde zaten gene değiştireceğiz. En sonunda da Giant Armor'a dönüştüreceğiz elimizdeki ekipmanı. Ama kalkın Giant şey yapmayacağım zaten. O kadar ağırlığa gerek yok. Poise'umuz gerçekten çok yüksek olacak. Şu anda bile fena değil bu arada. Poise'umuzun yüksek olması sayesinde nasıl mesela pek çok düşman vurduğunda hiç hasar verse de şey yapamıyor ya, bizi sarsamıyor ya. Güçlü saldırılarımızı kolaylıkla engelleyemeyecekler böylece. Şimdi burada üçlü bir abi var. Karşıda da Koelana var. Öncelikle bu üçlü abi topluluğunu öldürün. Ciddi söylüyorum. Yani bunları bir öldürün siz. Zaten hani oyunun bu noktasında artık böyle şey oluyorlar bunlar. Bu arkadaşlar artık zaten hani backstep'te tek yiyorlar. Oh, dunk pay veriyorlar bize de. Aa, kazma verdi. Peşimizde bir tane böcük var. Onu da keselim. Nefret ediyorum bu böceklerden. Ya Koelana'nın yeri de gerçekten çok efsane ya. Kız kardeşlerden biri bu ablamız. Beni görebiliyorsun demek ya. Çok etkileyici. Bunu hatta şeyin arkadaşlar Pyromancy Tomb'unu hatırlarsanız şeyde buluyorduk. Dark Souls 3'te buluyorduk. Ne istiyorsunuz? Modify equipment yapabilirsiniz. Purchase item diyebilirsiniz. Burada alabileceğiniz gerçekten çok güzel büyüler var. Under Report'ta dahil olmak üzere. Great Fireball alacağım. Great Fireball'u aldık. Başka alacağım bir şey var mı? Başka alacağım bir şey yok. Konuşalım. Ablamızla olan iş tamamlanmıştır. Koelana'dan iki tane güzel büyü aldık. Şimdi Eşrek'e doğru gidebiliriz. Böylece burada bu arada şeyi söyleyeceğim. Grand Archives tarafında da özellikle Seth'le olan savaştan sonra da Titanit Crystal Cave'de Titanit kasabiliyorsunuz. Twinkin Titanit. Bu özel eşyaları geliştirebilmek için. Hatta orası da çok mantıklı ama ben zaten Eşrek'e de gideceğim. Ben hazır gitmişken orada biraz takılırız arkadaşlar. Birazcık da şey yaparız.
Mantıklı değil mi yani? Great Fireball. Sadece 4 tane mi atabiliyorum? Tamam. Güzel. 4, 6, 10 tane. Bizim için belli ölçüde yeterli olacaktır. Eşek bu tarafta arkadaşlar. Hatta yüzü değiştirse miydim? Neyse önemli değil ya o kadar. Çünkü buradaki düşmanlar artık çok güçsüz olduğu için. Baksanıza yani vuruyor da hissetmiyorum bile. Yani bırakın gelsinler peşinizden. Hakikaten durum o yani. Bırakın gelsinler peşinizden. Daha yukarı falan, yukarı Blight Dağı'na da gideriz Ash Lake'in sonunda. Bu arada Ash Lake'te boss yok. Tuhaf bir bölge. Özellikle Warp'tan önce giderseniz mahvediyor size o bölge. Onu söyleyeyim yani. Warp'tan önce gidilecek bir yer değil. Bunlar da çıkamıyor değil mi? Garibim. Çıktın mı? Ha gelin bakayım. Hadi gelin kapışalım. Geri mi dönüyorsunuz? Diğeri kaçtı. Şu zehirden kurtaralım kendimizi. Hala geliyorlar. Israrcılar çok, ne yapalım? Plank Shield aldık. Depravit bir karakteriniz varsa o zaten hızlıca erişiyor. Twin Humanities. Sonra da ikinci gizem kapısı. Great Hollow. Great Hollow bir ağaç arkadaşlar. Bu ağacın altından Ashley'e ulaşıyoruz ve burada da yine curse yeme ihtimaliniz var. Ben şimdi bir kontrol edeceğim. Yanımda Purging Stone var mı diye. Saçma sapan işte. Heh tamam, bir tane Purging Stone'um var. Yeter bana. Curse yersek hemen Purging Stone'la geri çevirebiliriz. Ve burada ilerlerken biraz dikkat etmek gerekiyor. Ben mesela yayında oynarken inat edip gitmiştim buraya. Ve daha o zaman warp yoktu. Yani karakterimi farklı yerlere götüremiyordum. Ve buraya geri tırmanırken 1,5 saat harcadım. Evet. Yetişemedik. Önemli değil. Zaten Twink'in Titanit falan vereceksindir. Ay düşeceğim galiba. Öleceğiz mi? Çok sakat bir yerde kaldım. Bayağı bug'lı bir yerde kaldım. Buradan çıkamayabilirim. Gördüğünüz üzere. Ash Lake'de işte böyle bir problem var. Ash Lake'deki en büyük problem bu arkadaşlar. Şey oldu ama ben de anlamadım. Bir şey oldu ama orada. Biz yüzüğümüzü takalım da gidelim. Bir düştük orada ama hani olay nedir? Niye düştük? Bu arada taktığım müzik arkadaşlar gelişmiş bir Ring of Protection. Curse'e de etkili. Hatırlarsanız onu Iron Golem boss'una girmeden önce almıştık. İn bakalım aşağı.
Kişi ölmüş ama hadi hayırlısı. Bir de ben niye bunu yapmadım? Bunu da anlamadım. Niye yakmadım ben bunu? Önümdeki bonfire niye yakmadım? Bir dalgınlığıma geldi o an. Oğlum ruh nerede öyle? Neyse gideceğiz yana ya, yapacak bir şey yok. Hiç uyarmıyorsunuz emin. Bonfire'a niye oturmuyorsun da o yolu bir daha gidiyorsun diye. Hiç. Ben gene aynı şeyi yaptım. Ben bu Great Hollow'dan gerçekten nefret ediyor olabilirim ya. Tüm böyle temiz duygularımla nefret ediyor olabilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Neyse gir çık yapınca başta belirdi. Şimdi yüzümüzü çıkartalım. Ay. Haveli takalım. Edit Knight, Black Iron. Şuradan eşyamızı almaya gidelim. Atlamalar, sıçramalar, koşmalar. Buralarda böyle bir sürü şey var. Buradaki eşyaları toplamak tamamen sizin sinir harbi seviyenizle alakalı. Yani çok iyi bir modunuzdayken gayet toplaması eğlenceli olabilir. Ama değilseniz hakikaten canınızı çok sıkabilir buradaki eşyalarla uğraşmak. Çünkü böyle saçma sapan şeyler var, görüyor musunuz? Ve aşağıda tabii ki bize curse yapmayı bekleyen basiliskler var. Kaç! Kaç! Vallahi yiyorduk ha curse'ü. Gördünüz değil mi? İnelim. Evet, eşek maceramız ağır, emin adımlarla devam ediyor. İlk baştaki fail'i saymazsak. Burada böyle takılacağınız falan alanlar da oluyor. Böyle tuhaf bir yer burası ya. Burayı bir de hiç düzeltmemişler. Tamam mı? Böyle saçma sapan. Ana ben buradan almayı unuttum eşyayı. Dur bir daha çıkalım alalım. Değil mi? Güzel olur. Ha. Çok işimize yarayacak ya. Zıplayalım. Aşırı korkak oynamayın. Aşırı korkak oynadığınızda oyun sizi anında cezalandırıyor arkadaşlar. Şöyle bir tepeye çıkalım. Yolunuzu böyle bulana kadar uğraşın. Şuradan gidecektik. Az önce yanlış gittim. Buralarda falan takılabiliyorsunuz. O da bir tuhaf. Doğru yolu bulana kadar devam. Aşağı inmeye devam edelim biz. Baktım ben etrafta ne var eşya olarak. Bak bunu mesela atlatması çok zor. Ama bir şekilde atlatıyorsunuz işte. Sonra buraya atlayın. İstenmeyen düşmelere karşı önlemimizi alalım. Buradan devam ettirmiyor bizi. Ne yapıyoruz? Hemen aşağı iniyoruz. Devam. Sonra bakıyoruz başka nereye atlayabiliriz. Burada bir yer daha var. Atlayın. Hep aşağı atlaya atlaya gidiyoruz ve warp'tan önce kesinlikle buraya gelmeyin. Bu yolu, bu karışık yolu tekrardan çıkmak zorunda bırakılırsınız. Ben size söyleyeyim ve ben hani bu olayı hakikaten tavsiye etmiyorum. Ay kaldık mı böyle?
Çok temiz bir atlayış olmadı ama olsun. Şimdi burada yine bir sürü basilisk var. Bir sürü hem de. Ve doğal olarak tek amaçları sizi zehirlemek. Şurada bir yerde arkadaşlar yukarı çıkış olması lazım zaten. Bakın şunu da göstereyim. Onu da göstermiş olayım. Bu geri çıkış, hani çok gözünüz korktu geri döneceğim falan ama o ağacı yeniden aşacağınızı unutmayın. Şu an mesela yolculuğun çok çok aşırı zorlu kısmı bitti. Ama bakın buradan geri çıkabiliyorsunuz. Eğer diyorsanız ki yok yok ben şu an burayla uğraşmak istemiyorum. Buraya girmeyeceğim. Buralarla bir işim yok. Buradan geri çıkıyorsunuz. Abi neyi kurtarıyor? Hiçbir şey kurtarmıyor aslında buradan çıkmış olmanız. Çünkü göreceğiniz üzere gene bakın buraları aşmak zorundasınız. Bir de burayı böyle yuvarlanarak aşmak daha mantıklı olabiliyor. Mesela bakın burada bir eşya var. Onu almayı deneyeceğim. Ya alamıyorsanız eşyaları falan çok zorlamayın gerçekten. Hani tarihi değiştiren eşyalar yok burada. Oyunu böyle baştan yazan eşyalar falan yok. Yani dümdüz bölüm yani. Burada ben bir eşyalarımı çıkartacağım üzerimden. Yine yapamadım. Tabi basiliskler bitmedi. Sadece biz bir tanesini öldürdük. Bir tanesi de burada. Ve etrafınıza iyi bakın, iyi araştırın. Düşeceğiniz yerler var. Düşeceğiniz yerlere dikkat edin. Az önce bir merdivenin önünden geçtik mesela. O merdivenden aşağı inmeniz gerekiyor direkt. Şuradan bakın. Gördünüz mü? Buradan aşağı inerseniz en güvenli yol. Aşağıda yine basilisklar var. Basilisklerden sonra mantarlar var. Mantarlar da biraz... Evet. Kesin gitsin. Basilisklere karşı her zaman sakin oynayın. Her zaman. Asla aceleye getirmeyin. Aman öldürmem lazım. Aman şartlamam lazım deyip böyle... kendinizi zan altında bırakmayın. Yani curse yedi mi? Eğer bir de yanınıza purse stone'u unutursunuz, bir şey yaparsınız, mahvolursunuz ya. Yani yollarda mahvolursunuz. Geri döneceğim de, edeceğim de, bonfire bulacağım da, level atlayacağım da, warp var. Yani hiçbir şey yaptırtmıyor bir de oyun yani curse olduğunuzda. Yani siz de gördünüz. Biz Ash Lake'e doğru devam ediyoruz. Buradaki düşmanlar bayağı tank. Küçükler değil, büyük mantarlar, bayağı tank karakterler. Onlarla uğraşmamak size kalmış. Diyorsanız ki ben bak bu küçükler bile elimizdeki koca silahtan 500 yiyip hayatta kalıyorlar. Öyle söyleyeyim bak. 500 yiyip hayatta kalıyor bunlar. Hani vurdu mu da inletiyorlar. Burada falan eşyalar var. Eşyaları da alabilirsiniz dediğim gibi. Böyle üzerinize atlayıp atlayıp tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar bunlar. Sizi böyle ittirmeye falan filan çalışıyorlar işte. Bak. Bunlar da büyük abiler. Büyük abiler bayağı iyi vuruyorlar. Ve... Gördüğünüz gibi inanılmaz tanklar. Bak gördünüz mü? O yüzden ben bunlarla hiç uğraşmayacağım. Vakit kaybı çünkü. Ve öldüm. Vakit kaybı dedim ve öldüm. Şimdi buraya gelene kadar bir daha uğraş. Great Hollow inanılmaz opsiyonel bir bölge olduğu için buradaki düşmanlar da görmüş olacağınız üzere sizi öldürmeye programlılar. Ama dediğim gibi yani inanılmaz opsiyonel bir yer. Burada son güzel bir sürprizi var bölge sonunda.
hiç oynamayanlar, hiç bilmeyenler için söylüyorum. Tatlı bir bölge sürprizi var. Sürprizi. Hakikaten çok güzel bir olay. Şuradan. Aşağı inmesi çıkmasına göre birazcık daha kolay. Aşağı inmek. Yani çok kolay demeyeyim. Ama yukarıya çıkmasına göre biraz daha rahat rotanızı çizebiliyorsunuz. Yani bulduğunuz şeyler hep böyle Titan chunk'lar bu arada. Hani öyle tarihi değiştirecek eşyalar bulamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Umarım ölmem. Eyvah, geliyor Kurt. Ve petrol atıyorum. Neden? Ha, çünkü yüzüğü takıyorum. Unuttuk. Neyse, yapacak bir şey yok. Rol atmayız biz de. Şöyle yapalım. Petrol atmıyoruz. Ben ne olursa olsun buradaki basiliskleri bir kere öldüreceğim. Çünkü peşinizden gelir, vurur, eder, bir şey yapar. Hiç yani körs yemelik bir durumunuz oluşmasın. Yani sayıları zaten sınırlı bu abilerin. Oturup uğraşmaya gerek yok onlarla deli gibi. Bir tanesi aşağıda böyle pusuda bekliyor. O çok uyuz. Bak, hemen geliyor. Böyle köşelere takılabiliyorsunuz. Körsü böyle yiyorsunuz hep zaten. Saçma sapan. Hemen. Bak, güvenli. Hiç yani riske girmeye gerek yok. Aralarına girip curse yiyip ölmeye gerek yok. Ruhları bırakmaya gerek yok. Humanity'leri bırakmaya gerek yok. Dümdüz ilerleyin yani, gitsin. Bir tanesi de aşağı düşmüş zaten. Onu anladım şu an. Sonra geldiğimiz yönden geri dönüyoruz. İn bakalım. Bafa hiç sallamadım. Ruhlarımı aldım. Humanity'mi aldım. Ashlake'e doğru devam ediyorum. Gereksiz ne kasacağım orada kendime. Ve Ashlake'e geldik. Ashlake'de hemen bonfire'a koşacağız. Burada Hydra var. Kesilecek düşman olarak. Kesilecek önemli bir düşman olarak. Hemen bonfire'ımızı Kindle'da edebilirsiniz. Etmeyebilirsiniz. Ben şimdilik etmeyeceğim. Bakalım ne olacak, ne bitecek, merak ediyorum burada. Önce bir havale takalım. Şu an hemen farm yapmayacağız. Önce bölgeyi bitireceğiz. Böyle Hydra uçuyor bir de burada. Böyle saçma sapan bir huyu var Hydra'nın. Bakın şurada. Hydra'dan kaçınmak için şuradan gidebilirsiniz. Geliyor zaten kendisi de. Taktiğimiz ilk Hydra ile aynı. Şurada direkt düşüyor muyduk, ona bakacaktım, o yüzden öldüm. Direkt en köşede düşüyor muyduk, onu merak ettim. Yoksa diğer tarafa çekecektim.
Dert değil arkadaşlar. Ölümden bu oyunda korkmayın. Bu oyunun en önemli parçalarından biri ölmek zaten. Ölmen hiç korkuyor mu? Derim mi yanılma. Baktım hani gidebilir miyim? Ha gidemiyormuşum. Tamam o zaman falan. Şu tarafta daha sığdı galiba su. Evet çok çok ufak bir hareket alanınız var o tarafta. Yani Hydra'yı o yüzden oraya da çekmek isteyebilirsiniz. Hareket alanım olsun diyorsanız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu. Bırakın gelsin. Yani her zaman ilk başta yaptığımız taktiği uyguluyoruz yine. Biraz öne doğru çekin kendinizi. Sahil şeridine. Bekleyin saldırsın. O ne oluyor lan? Hadi. Güzel vurduk yine. Bu sefer vuramadım. İyi ayarlamak gerekiyor biraz zamanlamayı ya. İki ele geçmem lazım hemen. Bekliyoruz yine arkadaşlar. Oğlum vursana. Yapacak bir şey yani böyle keseceğiz. En rahatı bu. İyi vurduk yine birazcık. Yaramadı. Biraz öne her zaman çekin kendinizi. Su jeti atıp durmasın. Allah Allah. Çok gömüyor kendini. Çok geri gitti. Su jeti atacak. Kendinizi korumaya alın. Ama yeterince kafası olmadığından çok da şey yapamadı bak sujetlerini. Yani. Gene vurduk bir tane tamam. Hayda. Abi tam önümde patlattı bir de. Heh, bir kafa daha gitti. Bir tane kafa daha öldürürsek tamam. Yeniden çıkartabiliyordu sanırım kafaları. Ben bir kere denk geldim diye hatırlıyorum. Çok kötüydüm. İlerleyelim. Olsun tuttu bir şeyler. Uzaklaştım ya biraz hemen su jeti atıyor eşek kıspası. Hadi bir daha. Öleceğim bu sefer. Hah.
sana. Yani bir şey oldu ama işe yaramaz. Hidra'nın olayı bu. Az bir canı kaldı zaten. Bak her seferinde kaçıyor bir de. Geri çekildi çok. Ha? Hadi abi, dört tanecik kafan kaldı ya. Uğraştırma beni artık. Gel de şuraya keseyim artık. Vurduk. Öldü galiba bu sefer. Tamam. İki tane Dragon Scale aldık. En temizinden iki tane Dragon Scale'ımız oldu. Şimdi buradaki... düşmanlar hidralarla sınırlı değil. Bir de şunlar var bakın. Şu tipler var. Burada tavsiyem eşya düşürme yüzüğünü takmanız. Biraz üzerinizdeki ekipmanları azaltmanız. Biraz daha azaltacağız. Sonra bunlara saldırabilirsiniz. Özellikle Pyromancy'ye karşı çok dayanıksız olabiliyorlar. Açtıklarında kabuklarını. Ama size de iyi vuruyorlar yani. Onu söyleyeyim. Hem iyi ruh veriyorlar. Hem de %30 şansla buradakiler Titanit düşürüyorlar arkadaşlar. Bakın Twink'in Titanit. İşte biz de bunları farmlayacağız zaten. Hatta şöyle yapalım. Tamam. Peki normal öldürmeye çalışırsanız nasıl? Böyle arkalarına yaklaşıp sürekli arkalarına geçip öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bir Twinkin Titanic daha. Bu amca ölü. Üzerimde benim 5 tane şey olduğunda 5 adet nedir onun adı? Humanity ve gördüğünüz gibi item score 380'lere vurduğundan rahatlıkla neredeyse her seferinde düşürebiliyorum. Şimdi hemen bonfire'a geri dönelim. Burada kaynaklarınızı harcamak istemiyorsanız şey de yapabilirsiniz. Hiç uğraşmayıp bununla benim dönebilirsiniz. Yani direkt yolda dönebilirsiniz. Çok uzun bir yol değil zaten. Ama hani Twinkin Titanit kasmak istiyorsanız en güzel yerlerden biri bu. Diğeri de zaten setin bölümünde göreceğimiz bölge. Elinizde kasmak istediğiniz Twinkin Titanit ile kasacağınız özel eşyaların hangi sayılarda bulunduğuna iyi bakın. Gereken Titanit miktarına iyi bakın. Ona göre bir farm yapın burada. Çünkü neredeyse hepsinden düşüyor. Çok yüksek bir şansla düşüyor. Normal şansı %30 zaten. Hani siz item discovery'i yükseltmemiş olsanız bile bu ikisinden düşme ihtimali %30 seviyesinde. O da iyi bir seviye zaten. Arkasına doğru geçin bakın. Önden yakalanırsanız bayağı zorlayabiliyor. Ama yani bizim level'ımız aşırı yüksek. Level'dan ziyade elimizdeki silah çok güçlü olduğundan. Bakın çatır çutur gidiyoruz işte yani. Hiç. Umurumuzda bile değil yani. Bir de yani her seferinde
sendeliyor falan ya, o da bayağı rahatlatıyor bize. Oh, Twinkie Titanite'i ver bakalım. Evet canlar, ben farmımı tamamladım. Biraz sürüyor. Burada siz normal Soul'la da gidip Titanite'leri almayı tercih edebilirsiniz veya hiç yapmamayı da tercih edebilirsiniz. Ben mesela 60 tane topladım çünkü Black Knight Shield ve Giant Armor'un tamamını bu bölümün sonunda artı 5'e getirmek istiyorum. Böyle bir hedefim var. Bu hedef doğrultusuna bir farm yaptım. Aynı zamanda birazcık da ruh biriktirdim. Şimdi Ashlake'in kalanını halledeceğiz. Ardından Giant Armor'u kasacağız. Dediğim gibi Ashlake böyle çok opsiyonel bir arena. İlla bu Twink'in Titanite'leri erken kasmak istemiyorsanız, daha sonraki aşamalarda kasmak istiyorsanız veya kristal lizardların peşine düşecekseniz de bunların da fırsatları olacak. Ben size elime geldiğince onları da anlatacağım. Özellikle Set the Scalas'ı kestikten sonra yine gayet daha rahat hatta ama daha az ihtimalle Titanite düşen bir yine bu Man Eater bilmem ne tiplerin olduğu yer var. Yani o konuda bir sıkıntınız olmasın. Ben sadece biraz erkenden bu işi halledeyim dedim. Şimdi biz dümdüz ilerliyoruz. Hydra'yı zaten kesmiştik. Hydra'yı hallettik. Hydra gördüğünüz üzere birazcık uzun süreli bir düşman ama ne kadar zorlu? Bence çok zorlu değil. Aşağı düşmemiz dışında bir problem yok da hala. Hatta yani. Sonra buraya gelin. Bu arkadaşları bir kesin. Belki gene düşürürler yani. Niye düşmesin? Şansımız var hep. Bak gene düştü. O %30'luk şansı oldukça yükseltiyorsunuz. Sadece ila üzerinizde işte Serpent Ring falan olmasına gerek yok. Kesin gitsin bu arkadaşları yani. Ama ruh farmı için çok kötüler. Çünkü sadece 200 ruh veriyorlar. Aynı zamanda Purging Stone düşürdükleri için mesela bir önceki bölümde Basiliskler tarafından Curse'e uğradıysanız, Warp'unuz yoksa, mahvolmuş durumdaysanız yine size güzel bir avantaj sunuyor. Ejderha silahları ki ilk başta düşürdüğümüz Drake Sword, Gepik Dragon'un kuyruğundan düşürdüğümüz kılıç, hatta birazdan bir tane daha düşeceğiz. Bunların hepsi arkadaşlar ejderha sınıfı silahlar. Ejderha sınıfı silahlar bu oyunun özel silahları. Black Knight silahlarıyla beraber çok yüksek hasar seviyelerine sahipler ve kullanıcıları bu silahları şöyle bakın. Mesela ben bu silahtan yararlanabilmek için, Black Knight Sword'dan yararlanabilmek için belli bir skalayı da kullanıyorum. Mesela 20 STR 18 Dex olabilir ama ben işte STR'yi 40'a kadar çıkartıyorum ki bu silah daha da yüksek hasarlar vursun. Ejderha silahlarında böyle bir şey yapmıyorsunuz. Ejderha silahlarında hangi silahı düşürdüyseniz o bir raw damage, yani saf hasara sahip ve herhangi bir gereksinim dışında mesela 16 STR 10 Dex bunun üzerine çıkartmanız hiçbir şekilde hasarınızı etkilemiyor. Sadece onu yükseltmenizi etkiliyor. Pyromancy'de de az önce sizlere bahsettiğim gibi böyle bir durum var. Bunlar saf hasarlar, daha düzenli hasarlar, daha düzensiz hasarlar daha doğrusu. O yüzden hani mesela sadece 20 ile 18 olarak kasıp Dex'i ve STR'yi. Aa, burada da curse vardı. Tamam. Gel bakayım. Sadece belirlenen seviyeye kadar kasıp ardından bütün işte her şeyinizi Endurance'la, Vigor'a falan, Resistance'a yatırabilirsiniz. Yine arkadaşlar basilisklerimiz burada peşimize düşüyorlar. Daha önce de anlattığım gibi basilisklerin burada olmasının, bu ejderha bölgesinde olmasının bir sebebi var. Çünkü ejderha soyundan gelen adaptasyonla işte bu oyun evrenindeki bir evrimle bugünkü hallerini almış yaratıklar bunlar. Şimdi gel bakalım, sen de kapışalım birazcık. Bakın ne kadar vuruyor ya. Ya hiç değmiyor aslında bunu öldürmek. Ama ben buna uyuz olduğumdan bir deneyeceğim, yapacağım yani. Baka Allah'ım. Bir de böyle şeyde yakalanırsanız ağzınızı burnunuzu kırıyor ya. Bah bah.
Keseceğim seni, keseceğim. Başka yolu yok. Ben sinir oldum sana. Staminanın ne kadarını götürdüğüne bakar mısınız? Adam bir şekilde yakalıyor sizi ya. Mantar mı yaptınız siz? Vendrick mi yaptınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Neyse öldü. Faydasız. Verdi de 1000 ruha. Şu kadar çabaya zerre değmez. Aslında gene aynı yere geri çıkıyorsunuz burada. Bir daha yukarı gidelim. Bakın. Şurada bir çıkış daha var. Üst katlardan buraya gene inebiliyorsunuz ve şuradan eşyayı satın alabiliyorsunuz. Daha doğrusu eşyayı alabiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Şimdi inelim biz. Yolumuza devam edelim. Eşlekte böyle çok fazla bir şey yok aslında gördüğünüz gibi. Hani eşlek sadece bir amaca hizmet ediyor. Bu hakikaten önemli de bir amaç. Şunu bir keselim. Ben o yukarıdaki eşyayı da almayı size göstermek istiyorum çünkü. Şimdi bir geri dönelim. Şuradan ben aşağı atlamaya çok korkuyorum ama biliyorsunuz ki korkunun ecele faydası yok. Yukarıdaki eşyayı da alayım. Tam olsun yani, bir işi yapıyorsak tam göstermiş olalım size de. Düşersen de kusuruma bakmayın yani, çünkü ek çekim de yapmayacağım. Bakın şu. Şurayı görüyor musunuz? Bak. Hop. Bu kabuğun üstüne düşmeye çalışıyorsunuz. Şimdi o bölgenin üst tarafına çıktınız. Ve burada duran eşyayı alabiliyorsunuz. Great Magic Barrier. Zaten oyunda platinlemek istiyorsanız da bu eşyayı kesinlikle almanız gerekiyor. Şu an Ashlake'de yapacağımız çok fazla bir şey kalmadı. Genel olarak burası Twinkin Titanite Farm'ı için iyi bir bölge. Gördüğünüz üzere. Keşke baba maskesi düşseydi, Giant Death yapardık. Ama ben şeyi kullanmayı sevmiyorum. O silahın adı neydi? Zweihänder. Fena silah değil, iyi bir silah. Yani çok da sevilen bir PvP silahı hatta. Alan etkisi sayesinde. Ama hani ben genelde bu tarz silahları kullanmayı daha çok seviyorum. Toparlanma süresi, yani silahlardaki en büyük benim için eksi her zaman toparlanma süreleri. Silah ne kadar büyük olursa olsun toparlanma süresinin kabul edilebilir seviyede olmasını istiyorum. Yoksa mesela şeyi de düşürmeye çalışabilirdim. O da harika bir silah. Black Knight Greatsword. Üff. Harika bir silah o. Müthiş. Ama hani şu mesela şu gecikme benim için iyi. Ama diğeri aman. Ha, vurduğumu da inletiyor o arası ayrı. Şimdi geldiniz arkadaşlar. Burada rest bonfire diyorsunuz. Aynı zamanda buraya warp yapabilirsiniz. Çünkü yeni bir covenant var burada. Ve Everlasting Dragon. Son kalan Everlasting Dragon arkadaşlar bu. Gwyn döneminden beri kalmış son ejderha diyebiliriz kendisi için. Ki Dragon Headstone veriyor. Ve Dragon Scale ona ödeyerek kendisinde klanında ilerleyebiliyoruz. Şimdi Everlasting Dragon'ın da bir kuyruğu var. Ve bu kuyruğu bu şekilde keserek Dragon Greatsword'a erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda siz bir düşman haline gelmiyorsunuz gördüğünüz gibi. Normal saldırmadığınız takdirde tabi. Bakalım Dragon Greatsword. Hayvani bir gereksinim var. 50 STR'nizi alıyor sizden. Ve çok ciddi bir raw damage'i var. Ama bu 1.5 kat muhabbetinden dolayı STR'deki T
tek elleyken kullanabiliyorum şu anda. Bakın böyle hayvani bir saldırısı var bunun R2 ile. Bütün ejderha silahlarının R2 ile tuhaf tuhaf saldırıları var. Bu da onların hasarlarını etkiliyor. Daha doğrusu silah hasarına. Silah daha kolay, nasıl oluyor diyeyim, eskimeye başlıyor ve kırılmaya başlıyor. Onu bol bol tamir etmeniz gerekiyor. Bakın mesela yine başka bir STR silahı, iki elle rahat kullanabiliyorum. Bu da bir ejderha silahı. Bu Gaping Dragon'dan düşmüştü. Anda böyle bir koyuyorsunuz, etrafı dağıtıyor bu da R2'de. Başka hangi ejderha silahımız var ona bakıyorum. Bu daha sonrasında yok sanırım. Bir de Drake Sword'umuz vardı. Onu da görün. Zaten bunu kullanmıştık hatırlarsanız. Bu da böyle bir hat şeklinde çizerek yolu düşmanları yarıp geçiyor. Bu silahların hepsi gereksinimleri dışında, gereksinimleri karşıladıktan sonra skill puanı yatırımı yapmamanızı tembihleyeceğim silahlar. Şimdi ne yapıyoruz? Warp diyoruz. Ama öncesinde tabii ki Reinforce Weapon deyip ben Black Knight Shield'ı yükseltmek istiyorum. Artı 1, artı 2, artı 3, artı 4, artı 5. Tamam. Sonra Reinforce Armor diyorum. Ama diyemiyorum çünkü daha satın almadım. Hemen Warp diyelim. Anor Londo'ya dönelim. Anor Londo'ya değil de Chamber of the Prince'a dönmek daha mantıklı. Daha kolay giderim. Hemen yukarıdan sıyrılır giderim yanına. Bu çok büyük bir tuzak. Ben birkaç kere böyle düştüm. Neyelim abisi. Peki kalkanın şu anda nasıl bir katkısı oldu? Hemen bakalım. Bakın 74'e çıktı stability. İnanılmaz iyi bir stability bu. Hatta Dark Souls 3 ile karşılaştırırsam bu tarz bir stabiliteye normal bir kalkanla ulaşmanızın imkanı yok. Ancak bu tarz stabilitelere Great Shield'larla ulaşabiliyorsunuz. Tabi mekaniksel açıdan ve Hyper Armor ve buradaki poise sistemi farklılıklarından dolayı bu olay değişik işleniyor. Ama stabilitiniz çok yüksek olduğunda, artık size düşmanlar kalkanınıza vurduğunda öyle çok staminanız gitmiyor. Hele bir de 30'lara falan getirdiyseniz, üzerinizde de işte Ring of Favor and Protection falan varsa, oh demeyin keyfinize. Bak mesela şu Giant gelsin vursun bir tane. Bunlar bir de güçlü olan versiyonlar biliyorsunuz. Bakın vursun. Bakar mısınız? Hani ne kadar, yani iki tane çok çok ağır vuruşta anca yarıya kadar indi. Ama sen canını tazeledin, şimdi uğraşamam. Ben canını tazeleyen düşmanla uğraşmak istemiyorum bu hayatta. Gerçekten beni çok yoruyor. Bak Silver Knight almış eline okunu. Temiz temiz saldırıyor. Adamın şeyi yok. Kimseye bir zararı yok. Öyle değil mi ama? Şuradan inelim aşağıya. Giant'a gidelim. Ondan alıyorsunuz Giant Armor'ı çünkü. Her seferinde buradan ölecekmişim gibi hissediyorum düşüp ya. Tabi artık yani. Bakın mesela bu da saldırsın. Hop. Pat. Çok güzel saklıyor ama kendini. Ama poison biraz yüksek şu an. Dev abimize gidelim. Purchase item diyelim. Giant Shield. Giant Shield'ın bir avantajı var mı bana? 68'de başlıyor. Ama ağırlık bakayım ne kadar fark var. Olmadı onu da direkt Giant Shield'la uyumlu falan yaparım da ya, yok yani 6 ya. İstediği kadar iyi olsun. 6 ağırlık her türlü üstündür yani. 6-18 bu zaten Great Shield sınıfında mıydı? Bakayım. Evet evet Great Shield'miş zaten. Giant Helm diyelim. Giant Armor, Giant Gauntlet, Giant Leggings. Nice. Dördünü de aldık. Reinforce Armor. Bu abi de yapalım. Reinforce'u da. Artı bir. Artı iki.
Bu arada armor'ları kasmak Dark Souls 1'de bayağı etkiliyor arkadaşlar. Hele Dark Souls 1'de inanılmaz etkiliyor. Bakın 72'de başladı Giant Armor. Bakın şimdi. 77, 85, 92 ve Evren. Giant Armor 4. Bak arada çok büyük fark var. 111'e falan çıkıyor olması lazım. Şimdi Giant Gauntlet'e gidelim. Oh. 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 Leggings'leri de yapalım. Vallahi tertemiz. Bitti. Şimdi üstümüzü başımızı bir kontrol edelim. Gel bakalım Giant. Artı 5. Artı 5. Evet, Fetrol da atmıyoruz. Elimizde de güzel bir Black Knight kalkanı. Şahane olduk arkadaşlar. Şahane. Ashe'le de bitirdik. Farm da yaptık. Her şeyimizi yaptık. Bu bölüm çok verimli geçti. Artık bir sonraki bölümde maceramıza kaldığımız yerden aynı hızda devam edebiliriz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.